Amerika'da bir şey var bak canım kardeşim. Amerika'nın farkı şu. Amerika'da bir anayasa var. Ve Amerika'nın geçmişi farklı. Amerika'yı kuranlar felsefeciler, düşünen insanlar. Avrupa'daki dinin veyahut da krallığın zulmünün zararlarını görmüş, yaşamış ve iyi analize etmiş filozoflar. Franklin, Madison, Adams bunlar bir sürü böyle beyin. Ve bunlar yani anayasayı şey diyorlar. Ha, mükemmel insan değil kesinlikle. Ama yani birçok ülkenin kurucularından çok daha şey, bir ekip, hani bir tek kişi de değil, bir kişinin karizması olarak da değil. Ve öylesine bir anayasayla bir devlet kuruyorlar ki devlet çok güçlü olmasın diyorlar. Bak, devleti kuruyorlar, devlet çok güçlü olmasın. Devlet bir canavardır. Bu canavarı üç başlı bir canavara dönüştürelim. Başlar birbirleriyle dans etsin, birbirini çek ve balans etsin, kontrol etsin diye. Böyle bir devlet hantal bir devlet olur. Çok işlevli bir devlet olmaz. Böyle güçlü olmaz. İşler yavaşlaşır, yasalar çıkarmak, uygulamak zorlaşır. Ama daha iyidir. Devletin tiran olmaması için. Hatta vatandaşın silahlı milisler olması lazım. Devlet zalim olursa, diktatörleşirse ona karşı kendilerini savunabilsin. Budur. Devrimci, böyle kısmen anarşist insanların oluşturduğu bir anayasa ve böyle. Onun için Amerikan şeyinde, Amerikan psikisinde bir isyan var. Devlete karşı şüpheyle bakma. Yani bir Amerikalıyla bir Orta Doğulu'yu karşılaştır dersen birçok yönden karşılaştırabilirsin. Benzer yönleri var. Orta Doğulu'nun iyi olduğu yönler var. Amerika'nın kötü olduğu yönler var veya tersi. Ama çok önemli konularda Amerikalıların daha bir avantajı var. Nedir? Mesela bireysel özgürlüğü koruma konusunda bir refleksi var Amerikalı'nın. Devlet biraz şey ederse o haklara ona karşı isyan etme şeyi var. Devleti başında bir taç olarak, kutsal bir taç olarak görmüyor. Görenler varsa genellikle onlar dinci kesimdir. Onlar da Amerika'da yaklaşık %30'dur, evangelistlerdir. Onlar kendilerine biraz böyle İncil sallayan, işte onların uydurup birkaç tane davaları var. Kürtaj mesela. Ama çocuk doğduktan sonra umurlarında değil. Sokakta sürülmüş, aç kalmış veyahut da askere gönderilmiş, öldürmüş umurunda değil. Yeter ki doğmayan çocuklar ve kafalarında öyle birkaç tane konu var. Onun ötesinde hiç dünya hiçbir şey umurlarında değil. Öyle ilginç, saçma salak bir şey. Ama işte yani onlar yalakalık yapabiliyorlar. Ama onun ötesinde Amerikalı'nın genelinde %70'inde devlete karşı bir şey var. Bir kuşkuyla bakma var, güce kuşkuyla bakıyor. Ve onun için yani bakıyorsun mesela bu zencili davalarında, mesela yürüyüşlere bak, sadece zenciler değil, beyazlar var, maviler var, yeşiller var. Karışık göreceksin. Evet, maalesef çoğu zenci diyebilirsin ama kendi bir de ülkene bak. Yani diyelim ki Kürtlere karşı zulüm yapıldığı vakit, Kürtlerin hakları için Kürtlerle birlikte kaç tane Türk yürüyüşe çıkıyor, polise karşı mücadele veriyor. Bunlara bir bak. Mesela 100 tane Kürt Bodrum'da katledildi. Yani hem telefonla şey diyorlar, bizim silahımız yok, biz hiçbir şeyimiz yok, biz bizi gelin teslim alın. Ama onlar öldürüldüler. Onun için yürüyen kaç tane yani şey Türklerden, beyazlardan falan Türkiye'de yürüyenler oldu, polisle çatıştı falan filan. Yok. Ama Amerika'da bu var. Hem ırkçılık var, hem geçmişin korkunç bir şeyi var, bir sabıkası var ama bir yanda da onu dengeleyen müthiş bir şey var.